Başak burcu çok ince vücutlara sahiptir. Zayıftırlar. Fazla kilo almak istemezler. Ne yeselerse kilo almazlar. O yüzden onların metabolizma sistemleri devamlı çalışan bir noktadadır. Gözleri vallahi kurbağa bakışlıdır. Geniş geniş gözleri vardır ama kurbağa şeklindedir göz yapıları. Kirpikleri genelde uzun olur ve ten olarak kaş çok belirgin ve çok kaşlı olurlar. O yüzden onlarda şöyle bir özellik var. Bıyık kullanmayı severler. Belli aralıklarda bıyık kullanırlar. Belli aralıklarda düz tıraşlı yani jilet gibi olurlar. Böyle onlar bir bıyıklı bir bıyıksız rollerini çok seviyorlar. Ve özellikle kıllı yapıları vardır. Şuralarında tüy sever Başak erkekleri ve kadınların bu noktalarına dokunmasından çok hoşlanırlar. Çok sakinlerdir. Çok sevecendir. Ve bir lafı tane tane yaşanmış gibi, siz yaşamış gibi anlatmayı çok severler. O yüzden Başak erkeği demek hayatı tek tek öğrenmek demek. Başak erkeğiyle yaşamak demek bilmediğiniz bir ansiklopediyi açmadan Başak size ansiklopedi gibi hayatı anlatır. Milliyetçi bir ruha sahip oldukları için yasa, adalet, kültür onlar için yaşam felsefesidir. Ve kraliyet soyundan gelmiş gibilerdir. Çatal, kaşık tutmasına acayip bayılırlar. Özellikle menemene, sahanda yumurtaya, Başağa yap bunlar yesin. Kaz yumurtası, kaz tavuğu, leylek. Çünkü onlarda şey de vardır. Dağcılık, okçuluk, ne bileyim avcılık. Yani kendi ruhlarında doğayla da iç içe ama bu iç içe sırasında avlanmayı da severler. O yüzden Başak burcu erkekleri hayat boyu yaşadığı her şeyden, nefesten bile zevk alırlar. Annelerine çok düşkün bir Başak burcu vardır ama genelde Başak burcu erkekleri yetim, öksüz, ailede bir yaşam hayatlarında hep erken ölümleri gördüğü için hayatta terbiye olmalarının sebebi Başak erkeklerinin erken ölümleri bildikleri için bu hayatın geçici oldukları, gelecek hayatında var olduklarına inanırlar. O yüzden Başak'ın tek çocuk formatı vardır. Tek bir çocuk büyütme kafasıdır. İkinci çocuğa kafası yetişmez çünkü ona da aynı standartı sağlayamam diyerekten tek çocukla yetinirler. Ama kız erkek ayrımı yoktur onun için. Evlat evlattır. Ama evladında kendi gibi asil yetiştirmeyi sever. Kesinlikle şöyle söyleyeyim, İngilizcesi, Fransızcası, Almancası ve yurt dışında eğitim yapsın isteyen bir Başak çocukları, Başak babaları çocuklarını yurt dışı planlar. Ve her zaman onların hayatı garanti olsun diye hiç paramız olmasa bile sürpriz paralar çıkabilir. Ve nereden çıktığını da bulamayız. Biraz kefen merakı vardır. Ölümü kefene koyarız, kenarda dursun dediğimiz için Başak erkekleri her zaman temkinli, muhteşem yemek yemeyi severler. Ve o masada saatlerce konuşmayı severler. Tek tek oturup anlatmayı severler. Yani o yüzden Başak'la yemek yemek, yani denizin ortasında sohbet etmek gibi bir şey. O yüzden yemeğin bile nasıl yendiğini anlamazsınız. Yani yemek lezzetli olsa bile Başak'ın anlatımından dolayı yemeğin lezzetinin bile farkına varamazsınız. Çünkü Başak çok lezzetli konuşur. Seks hayatları çok önemli gibi duruyor. Evet, onlar seksiz duramazlar ama inanın iş ve merhamet çok ön planda olduğu için cinsel dürtülerini her zaman kenarda gizli tutarlar. Genelde eşcinsel midir ya da lezbiyen midir dediğimiz vakit her burçta ya da her insanda olabilecek bir dürtü vardır mutlaka diyorum. O yüzden efemini tavırları olabilir